Evet sevgili izleyicilerimiz, şu anda Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı pazarda seçim çalışmaları yapıyor. Hemen yanında Bora Bey ve Ziya Bey var. Evet, gördüğünüz gibi halkla tek tek son çalışmaları yapıyor. Sayın Başkan, canlı yayında biraz bir şeyler de hep halka söylüyorsunuz da. Merhabalar. Canlı yayında da böyle bir... Birkaç şey söyler misin, artık son virajlara geldik. Canlı yayında olduğumu da bildireyim. Evet, hocam, söz sende. Evvela bu güzel bir Ramazan gününde kıymetli pazar hemşehrilerini ben de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kusura bakmasınlar, Ramazan insanlarımıza merhaba diyoruz. Pazar memleketimiz işte, gelip görüyorlar. Pazarda bir şeyleri değiştirmek istiyoruz. Yoldayız, sokaktayız. Pazarda kendi çayını kesen, kendi balını üreten, kendi bu noktada kivisini yetiştiren, pazar sokaklarında gezen, pazarın çocuğu Bora Haber Ali, Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı. Herkes de bunu görüyor. Sessiz sessiz, çığlık çığlık geliyoruz. Bir tarafın her şeye doğru, bir tarafın her şeye yanlış dediği kutuplaşan pazarın inşallah pazar akşam belediye başkanı Bora Haber Ali olacak. Bunu görüyorum. Vatandaşlarımız da bunu görüyorlar. Bu sokak tek yer yürümüyor. Burada amcalarımız, dayılarımız. Ne yaptığımızı, ne yapmaya çalıştığımızı, ilçe başkanımızla, adayımızla bu zamana kadar neler yaptığımızı, başardığımızı kendileri de görüyorlar zaten. Ben kıymetli pazarlardan bir 5 yıl emanetlerini istiyorum. Yani Çayeli gibi bir yanlarında örnekleri var. İnşallah Bora Haber Ali'de aynı ivmeyi gösterecektir. Bora Haber Ali'ye destek versinler, el versinler, güç versinler. Yani üç ellere verecekleri hem sadece hem pazarı destekleyecek hem memleketi destekleyecek. Hepsine teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, son günlerde gerçi başkanım da demeçlerini verdi. Gerek televizyonlarda verdi, gerek bizi de verdi. Son günlerde konuşulan, işte son dakikalarda Milliyetçi Hareket Partisi'nin, partan teşkilatının işte seçimden çekileceği, başkan yardımcılığı gibi böyle bir konuşmalar var. Tabii ki Sayın Başkanımız da buna gerekli cevapları basından da verdi ama... biliyorsunuz işte son günlerde her şey olur diye böyle bir konuşmalar var. Milliyetçi Hareket Partisi Pazar İlçe Teşkilatı acaba seçimden çekilecek mi? Pazar, işte başkan, pardon, bir başkan yardımcılığı falan diye böyle bir şeyler geçiliyor. Pazar çok büyük hocam. Birinci ağız olarak en azından il başkanı olarak ne söylersiniz? Pazar çok büyük. Pazarlı'nın gönlü çok büyük. İşte teyzelerimle sohbet ediyorum. Bizim kadınlarımız, özellikle hanımefendilerimiz verdikleri o yurtlarla. Bu noktada arkadaşlarımız yani Milliyetçi Hareket Partisi de pazarı kucaklamak istiyor ki üçüler dünyayı kuşatır. Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında bekliyoruz herkesi. Şu anda zaten anketlerde Milliyetçi Hareket Partisi burada önde. Yani pazarda bir kutuplaşmanın içinden yoruldu artık. Yani sürekli sanki bir şey varmış gibi, bir düzen varmış gibi, insanların oylarına o potek koymuş gibi birileri konuşuyor. İşte geliyor. Sen de diyor ki işte konuşunca pazardaki insanların oylarına ipotek biz koyduk. %50'si bir yere oy veriyor, %50'si bir yere oy veriyor diye. Cumartesi akşamı saat 12'ye kadar yani biz kapımız açık, herkesi bekliyoruz. Gelsinler, bence hiç bu noktada zorlanmasınlar. Bütün adayları çeksinler. Pazar Milliyetçi Hareket Partisi adayımız Bora Haber Ali'ye destek olsunlar. Biz zaten Allah nasip ederse belediye başkanı olunca Bora Başkan Pazar İttifakı kuracağız seçimden sonra. Bütün adayların projelerini alacağız. Onları beraber alıp aynı bir meclis üyesi gibi belediyelerimize davet edeceğiz. Onların projelerini de takip edeceğiz. O projeleri de beraber Ankara'ya taşıyacağız. Dolayısıyla bunu kastediyor olabilirler. Yani Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında birleşebilirler diğer bütün şartlar. Burada da diğer partilerin adaylarına da bu anlamda sesleniyorum. Yani bu yarışı zaten aldık. Öndeyiz. Herkes biliyor. Pazar biliyor. Gelin birleşin. Zorlaştırmayalım. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet var böyle. Teşekkür ederim. Teşekkür, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Bora Başkan, bir iki kelime de senden alalım. İl Başkanımız tabii ki açıklama yaptı aslında ama yine de. Başkanımız noktayı koydu. İlave olarak şunu söyleyeyim. Yaklaşık olarak 50 gündür ekibimizle beraber sahadayız. Özellikle konut ziyaretlerinde almış olduğumuz izlenim şudur. Pazar halkının Milliyetçi Hareket Partisi adayına ve ekibine karşı çıktığı manada bir teveccüh olduğunu düşünüyorum. Allah'ın izniyle pazar akşamı, pazar günü burada kesinlikle tekrar söylüyorum. Pazaran Cumhur İttifakı olacak ama kesinlikle Milliyetçi Hareket Partisi çok güçlü bir şekilde seçim alacağını düşünüyorum. Ben bunu sağdan görüyorum. Biliyorsunuz anketler yapılıyor. Anketler o kadar dayatmalara rağmen biz öndeyiz. Bunu siz bile fark ettiniz.
ama oyumuz seviliyor vesaire vesaire. Dolayısıyla yani en iyi anketin vatandaş nezdinde yapılan anket olduğunu düşünüyorum. Bak görürüz artık. Ben bu seçim kazanacağım. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Ziya hocamız da yanımızda. O da ilgilenen meclis adayı. Birkaç şey de senden alalım canlı yayında. Sayın Başkanım, Sayın İlçe Başkanımız, Belediye Başkanı adayımız. Söyledikleri açık. Siyaset cesaret ister. Biz meydanlardayız, sahadayız. Çalışıyoruz canla başla. Diğer arkadaşlara başarılar. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, Pazar Web TV'den sevgilerimiz, saygılarımızı yolluyoruz. Evet, çalışmaları takip ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Başkanımız ve ekibi şu anda meydanı dolaşıyor. Tamam canım. Evet, çalışmalara ve meydana dolaşma devam ediyorlar. Evet, bizleri izlemeye devam edin. Gördüğünüz gibi çok güzel bir gün, çok güzel hava, güzel seçim atmosferi de inşallah iyi olur. Gördüğünüz gibi insanlar pazarın zaten gidebileceği en önemli noktalarından biri meydan. Gördüğünüz gibi meydanda insanlar oturmuşlar ve artık seçimi de odaklanmışlar diyebiliriz. Yavaş yavaş çoğu insanların da tabii ki görüşleri belli olmuş durumda ama o son güne kadar tabii ki partiler çalışmalarını devam ediyor. Evet, yarın saat 14 itibariyle bu meydanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir mitingi olacak. Saat 14 itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Pazar adı altında bir miting yapacaklar. Saat 14 itibariyle tekrar ediyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada son seslenişleri var. Buradan halka artık son noktayı koyup ve milletin sandıktaki düşüncesine imza atmalarını isteyecekler. Evet, görüntüler buradan bu şekilde. İnsanlarımız bu güzel havayı da değerlendiriyorlar ve diğer partilerinde seçim çalışmaları gördüğünüz gibi devam ediyor. Evet, şimdi canlı yayınımızı burada kesiyoruz. Hoşçakalın.